Merhaba arkadaşlar, Klasik Düşünce Okulu Arapça yazı derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde met harflerini yani uzatma harflerini göreceğiz. Met yani uzatma harfleri Arap alfabesindeki harflerden üçü nedir bunlar? Elif harfi, vav harfi, ye harfi bazı şartları taşıdığında bunlar e, elif harfi, e şeklinde veya A şeklinde, Y harfi, I şeklinde, V harfi de U şeklinde uzatmaya yarar. Şimdi sırasıyla bu harfleri görelim. Evet, met harflerinden Elif. E, Elif'in kendisinin harekesi olmazsa bu. Bakın bu Elif'tir. Eğer bunda hareke varsa bu met harfi olmaz. Nedir hareke? Daha önce görmüştük. Bakın böyle olursa bu E bu varsa ü. Yani damme varsa, ötre varsa, altta da kesre varsa, yani esre varsa i şeklinde okunuyordu. Buna elif. Bu daha önce ilk dersimizde biz bunun alfabedeki harflerin okunuşu olarak elif. Ama bu met harf, uzat harfi değil. Kendisinde hareket olarak. Bu böyle de yazılır. Bakın bu böyle de yazılır. Yani bunları Arapça derslerine geçtiğimiz zaman aradaki farkı Orada öğreneceğiz. Şu anda sadece bunda bu e, uzun çizgide hareke varsa E, Ü, İ bu uzatmaya yaramaz. Kendisinin harekesi vardır. Bakın bu E böyle de olabilir. Ü böyle de olabilir. İ bu da olabilir. Yani bu elif harfi bunda hareke yoksa ve bundan önceki harfin harekesi fetalı ise yani bundan önceki harfin şu harf fetalı ise bu harfi ince harflerde e diye kalın harflerde a diye okutur. Evet burada örneğini görelim. Bakın kef harfinden sonra gelmiş. Burada bakın k Ke ne k'den sonra elif harfi gelmiş. Ama kendisinde hareket yok. Bir öncekinde feta üstün harekesi var. Bu kene. Kane demeyeceğiz. Bu ke harfi çünkü kene. Evet. Bakın bu altta da kaf harfi var. Kaf harfinden sonra gelmiş. Elif. Kendisinde hareki yok. Öncesinde feta harekesi. Üstün harekesi var. Kale. Evet. Burada da bakın. Sin harfinden sonra. Sin harfinde feta var. Ve ondan sonra gelen Bakın elifte hareke yok. Met harfi bu elif. Sara. Bunun adı elif. Ha, e, hareke olursa Arapçada buna hemze diyoruz. Kendisinde hareke varsa. Sara. Bakın sara değil bu sin harfi. Sara. Sere de değil. Re demeyeceksiniz. Sara. Sara. Burada sat harfi var bakın. Onun sonuna elif gelmiş. Bu sat harfi kalın olduğu için. Sara. Sara. Evet, M-T. m Evet, diğeri D-K. Da D- harfi var. K- harfi var. D-K. Hem okumayı öğrenelim hem yazmayı öğrenelim. Daka. Zaka değil. Bu bakın bu ta harfi üzerine duruyorum. Bu za harfi değil. Bu da. Ba. Bakın B'den sonra elif gelmiş. Ve o elifte hareke yok. Ondan önce harfte feta var. Üstün var yani. Ba'a. Çok uzatmayacağız. Ba. Bir elif uzatacağız. Ba'a. Diğerine bakalım. Tafe. Tafe. Tı harfinden sonra elif gelmiş. Tafe. Tafe. Evet. Zera. Zera. Ee, önceki derslerde de görmüştük. Z harfi ve ra harfi sondan birleşmeyen harfti. Onun için elifi buraya birleştirmiyoruz. Zera. Zera. Aşe. aynı harfinden sonra elif gelmiş. Uzatmaya yarıyor. Aşe. Ayn harfi kalın olduğu için eşe demiyoruz. Aşe. Aşe. Deme. Dal harfi sondan birleşmezdi. Onun için elifi birleştirmiyoruz. Deme. Dame. Qase. Kaf harfinden sonra elif gelmiş. Uzatıyor a diye. Qase. Qase. Faze. Faze. F harfinden sonra elif gelmiş. Faze. Evet. Elif'ten sonraki harf e, elif sondan birleşmediği için böyle oluyor bu uzatma ya yani bu elif elif sonradan birleşmez. Birleşirse daha önceki derslerde söylemiştik lam olur o zaman. Faze haqa haqa ha harfinden sonra ne var? Elif var. Haqa haqa Elif olduğu için bir elif uzatıyoruz. Ha nece nun harfi bu üstte noktalı nece evet nece ale 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 bakın lam harfini ilginç lam harfine elif birleşir zaman böyle yazılıyor. Lam elif oluyor. Bunun adı lam elif. Yani lam harfini elif birleşirse hep böyle birleşir. Başka türlü olması mümkün değil. Yani şöyle olması mümkün değil. Bakın. Hocam ben lamı böyle yazacağım. Elifi buraya yazacağım. Böyle bir şey olmaz. Lam, lama elif birleşir. Böyle olur. Bu bazen böyle yazılır. Bazen de böyle görürsünüz bunu. Şaşırmayın. Yani ikisi de olur. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bakın. Bu da la, ale, bu da la. Yani x'te lamdan sonra elif var. Gaze. Gaze. Z harfinden sonra elif gelmiş. E, niye birleşmedi? Çünkü Z harfi sondan birleşmez. Gaze. Gaze. Raca. Raca. Cim harfinden sonra elif gelmiş ve uzatıyoruz. Cimi uzatıyoruz. Raca. Raca. Da'a. Da'a. Bakın aynı harfinden sonra elif gelmiş. Da'a. Da'a. Kafa. Kafa harfi var. Sonra F harfi var. F'den sonra elif gelmiş. Kafe. Kafe. Yüzeru. Yüzeru. Z harfinden sonra elif gelmiş. Z'yi uzatıyoruz. Z harfini yani. Yüzeru. E niye birleşmedi? Çünkü Z ve R harfleri sondan birleşmez. yüzeru, yüceru. Silelim. Yüceru. Evet. Bu böyle de olur. Y baştaki ye bakın. Ee, bunu satırdan da yapabilirsiniz. Şöyle daha önce öğrendiğimiz gibi. Böyle de olur. ikisi de doğrudur. Yanlış değildir. Y altta iki noktası var. Birleştireceğiz. Biraz yukarıdan da birleştirebiliriz. Böyle olduğu gibi. Böyle satırdan da birleştirebiliriz. Yüce. Tiflani. Tiflani. İşte lam harfinden sonra elif gelmiş. Lam harfinden sonra elif gelirse bu lam elif olur diye söylemiştik. Tiflani. Kittani. Qittani. Tığdan sonra elif gelmiş. Qittani. Yukatilü. Yukatilü. Yuharib. Yuharibu. Yuharibu. Yuharib. Evet. Met harflerinden Vav wow harfine geldik. Evet vav wow ne zaman u diye uzatır? Vavda hareket olmayacak. Vavdan önceki harf eğer sakin, e, harekeli olursa, dammeli olursa. Bakın vav wow diyelim bu. E, ondan önceki harfin harekesi dammeli, ötreli olursa ü veya u sesi verdi. İnce harflerde ü, kalın harflerde u sesi verdirir. Evet şimdi bakın örneğini görelim. Yekünü. Yekü'nü K harfinden sonra bakın Vav gelmiş ama kendisinde hareke yok. Eğer kendisinde hareke varsa Vav'un V V V diye okunur. O zaman uzatma olmaz. Vav harfini uzatma olabilmesi için U veya Ü şekli uzatması için öncesinin dambel lazım. Yekü'nü bakın burada da Yekul Yekul. Burada Sûratun Sûratun. Bu da Sûratun Sûratun. Evet şimdi e, vav uzatmasını görelim o kelimeleri. Te'udü. Te'udü. Bakın e, vavdan önce harfin harekesi dammeli. Vavda hareke yok. Te'udü. Nemütü. Burada da öyle. Vavdan önceki harfin harekesi dammeli. Ama vavda hareke yok vavda hareket olursa o zaman uzatmaz. Nemütü. Ekul. Ekulü. Bakın vavda hareket yok. Ondan önce harfin hareketi dammeli, ötreli. E E'ûzü, e'ûzü, e'ûzü. Vavda hareki yok. Vav'dan önceki aynı harfinde damme var, ötre var ve u sesi de var bakın. Euz. Tesum. Tesum. Bakın Vav'da hareket yok. Ondan önceki harfte damme harekesi var ve u diye uzatıyoruz. Tesum. Yefuz. Yefuz. Bakın vavda harek yok ama vavdan önce harfte damme var, ötre var. U veya ü diye okuyoruz. Yefüz. Ne'uz. Evet. Ne'uz. Vavdan önce harfte damme olduğu için aynı uzatıyoruz. Ne'uz. Tecül. Tecül. Evet. T'yi böyle de yazabiliriz. Böyle satıra da yazabiliriz. Problem olmaz. Tecülü. Vav'dan önceki harfin harekesi bakın. Dammeli, ötreli ve u diye. Tec tecülü değil. Şimdi harflerin özelliğine göre ince veya kalın okuyacağız. Burada ince. Tecülü. Tecülü. Yelüm. 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 Evet lam. Daha sonra vav var. Yelüm. Natufu. ne tufu ne tufu harfine bakın vavdan sonra vav gelmiş ve dammeli uzatacağız ne tufu yeduru yeduru daldan sonra birleşmeyeceği için vav ayrı yazılır dal sonundan birleşmez yeduru etübü etüb etüb t'den sonra bakın vav var t'nin harekesi tam ve t uzuyor etüb yehun yehun harfin dikkat okuyalım yehun bakın vav var ondan önce harf dammeli ve u diye uzatıyoruz yehun bu y'yi ye böyle yukarıdan da yazabiliriz satırdan da böyle yazabiliriz Nesüdü. Nesüd. Nesüdü. Bakın vav. Wow. Uzat. Sin harfi uzuyor. Yeşkü. Yazmaya dikkat edelim. Yeşkü. Bu derslerimizde biz hem yazmayı öğreneceğiz hem düzgün telaffuzu öğreneceğiz. Yeşkü. Yeşkü. Bakın vav wow harfi K harfinde damla olduğu için ü diye uzatıyoruz. Yeşkü. Encü. أنجوا يبنونا يبنون يبنون تتلوون تتلوون يبيعون 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 يسلمون يسلمون يعلمون يعلمون تنكرون tünkirûne. Bakın ra harfini uzatıyoruz. Yeşkürûne. Yeşkürûne. Yuf tüfsidûne. koyalım tüfsidüne. Evet. Şimdi met harflerinden y harfine geldik. Evet y harfi hatırlayalım. Y harfi başta böyle yazılıyordu. Ortada böyle yazılıyordu. Sonda da böyle yazılıyordu. Şimdi bu y harfinden önceki harf kessalıysa ve y'de hareket yoksa i şeklinde okunur. Evet işte burada görüyoruz. Fike. Bakın buraya. Y harfidir ortada. Ondan önce harfte kesra var. Y'de hareket yok. Fike. Aynı şekilde bakın ile. Kaftan sonra Y gelmiş ve Y'de hareket yok. Ondan önceki harfin harekesi kesalı, Esreli. ile. Aynı şekilde sira. Bakın Y'de hareket yok. Ondan önceki harfin harekesi kesalı sira. Aynı şekilde burada da Y'de hareket yok. Y'den önceki harfin harekesi kesalı hine. Evet şimdi burada e, kelimeler yesiru yazalım bunları yesiru. Yesiru. Bakın burada y ortada olduğu için böyle yazılacak. Yesiru. Yakisu. Yi yakisu. Yatiru. Yatiru. Bakın yede hareket yok. Ondan önceki harf kesalı. Yatiru. Yemilu. Yemilu. Üfidu. Üfidu. Tüqimu. Tüqimu. Bakın y'de hareke yok. Y'den önceki harfin harekesi kesalı. Tuqim. Yagib. Yagib. Bakın y'de hareke yok. Y'den önceki harfin harekesi kesalı. Esra olduğu için i diye okutuyoruz. Uzatıyoruz. Yagib. Tezid. Tezidü tezi z niye birleşmez çünkü z sondan birleşmez tezid bakın y'de hareket yok olmadı hiç önceki harfi i diye uzatıyoruz tezid ye'iş ye'iş Tüşiru. tüşiru. Bakın yede hareke yok. Ondan önce harf hareketi kes salı. Tüşiru. Yahitu. Yahitu. Evet. Yahitu. Nuti'u. Nuti'u. Bak nutiyu de hareket yok. T harfinde kesre var. T'yı i diye uzatıyoruz. Nutiyu. Nuridu. Nuridu. Bakın Y'de de hareket yok. Y'den önce harfi kes alıp böyle. y niye böyle yazdınız hocam? Çünkü ra Y'ye birleşmediği için Y baştaki gibi yazılıyor. Nuridu. Tümitü. tümitü, tu, teşfi. Teşfi. Evet. Ee, bakın F'nde kese var. Y'de hareke yok. Teşfi. Sonunda Y böyle yazılır. Yuhyi. Yuhyi. Yebni. يبني يبني قفي قاف قفي يروي ير يروي يروي الصيد esid bakın sattan sonra y harfi var uzatıyoruz esid yugib yugib taqis 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 yerisu yeğizu yeğizu tücibine 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 evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Met harflerini gördük. Tekrar özetleyelim konuyu. Elif harfinde hareke yoksa ve ondan önceki harf fetalı ise üstünü ise bu önceki Elif'te önceki harf A veya E şeklinde okunur. Evet aynı şekilde e, V harfinde hareke olmayıp ondan önceki harfte damme veya ötre damme yani ötre varsa o harf U veya Ü şeklinde uzatılır. Son olarak da Y harfinde hareke olmayıp Ondan önceki harfte e, eğer kesra yani esre varsa bu harf i şeklinde uzatılır. Bu dersimizde met harflerini uzatmaları gördük. Hem yazmayı öğrendik hem okumayı öğrendik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.